şeyin başladığı noktadayız. Tokyo'dayız, Shibuya'da. Evet, her şey başladığımız noktadayız. Orada bitiriyoruz Japonya'yı. Evet, Shibuya'dan başlamıştık, Tokyo'dan. Ve buradan bitirmeye karar verdik Japonya gezimize. Buralar çok hareketli, çok renkli. Kaoslar var bayağı, kalabalık her taraf. Adım atacak yer yok. Her taraf insan kaynıyor. İnsandan geçilmeyecek burası. Gerçekten aşırı kalabalık, aşırı insan var. Ben böyle insan yoğunluğunu hayatımda hiç görmedim galiba. Burası da ayrıca arkadaşlar dünyanın en kalabalık kavşağı. Günde bilmem kaç bin kişi bu yaya yolundan geçiyor. Bence gezmesini seviyorsanız, farklı ülkeler görmesini seviyorsanız Tokyo'ya gelmelisiniz, Japonya'ya gelmelisiniz bence. Bölge arkadaşlar Tokyo'nun doğusunda bulunan Ueno bölgesi oluyor. Ueno semti daha çok böyle eski tapınakların, eski Tokyo'nun tarafları diyebiliriz. Hep böyle bu tarz yerler çok Ueno. Eğer bu tarz şeyler arıyorsanız Ueno'ya gelmenizi tavsiye ederim. Ayrıca Ueno semti Akasuka tapınağında yakın sayılır. O Akasuka
Tokyo'nun en büyük temple'ı, en büyük tapınağı. Bu Ueno'da oralara çok yakın. Bu da dilek ağacı gibi bir şey oluyor. Millet dualarını yazıp şu rüyası biliyorlar. Bakın mesela asıyor Japon bir genç kız duasını. İşte bu şekilde dua edip dileklerini asıyorlar buraya. Mesela Japonlar geleneksel kıyafetleriyle de gezmesini seviyorlar bu şekilde. Hele Ueno semtinde fazlasıyla görebiliyorsunuz bu kıyafetli bayanları falan. Şu şekilde. Belli ki pazar günleri Tokyolular bu parka gelmesini seviyorlar. Burada pazar günü için bayağı insan var. Şu arka taraflarda falan etkinlikler vardı. Müzisyenler, pazar yerleri gibi falan işte. Tokyo'nun göbeğinde bir Kızılderili müziği. O da güzel bir şey. Bu şekilde yemek standları çok burada. Normalde Japonya'da sokak yemeği olayı yoktur. Ama burada var, görebiliyorsunuz. Şu ne böyle ya? Ha, muz, çikolatalı muz. Evet. Evet, ahtapot falan satıyorlar. Bu da yengeç eti satıyor. Şöyle. Ve bu pazarın ucunda da bir tane tapınak var. Ueno'da böyle bir yer işte, Tokyo'nun içinde. Tadıp bakalım. Sıcaktır. Hı? Tam güzel. Of, lokum gibi. Vallahi billahi aşırı güzel ya. Ağzım suyu akıyor canlı canlı. Bak bak. Lene bak dayı bak. Güzel. Bayağı iyi değil mi? Bu da güzel ya. Thank you.
Evet, kral, vallahi kral. Helal olsun yapanlara. Yani burada Ueno'da her türlü sokak yemekten bulabilirsiniz. Japon usulü tabii ki. さあ、それでは準備運動をこの辺にして、ここから道具を使った芸披露いたします。本部ちゃんの得意芸です。ハードルを使った可愛いジャンプ芸を披露いたします。ルールは一つだけです。さて、 まあ。はい。ジャンプ。ありがとうございます。これはもう手を使わないでジャンプ。よいしょ。はい、オッケー。ありがとうございます。カメラ意識しすぎ。1個じゃ簡単なんで、ハードル増やして難しくしていきます。よっ。はい、オッケー。マイム 初期いいね。楽勝です。ありがとうございます。一気に増やします。ハードル全部使って。この広さに挑戦します。成功。なんで減らすの。その手に持ってるものは何ですか。ポンちゃん取るのハードルじゃなくて助走でしょ。助走取ってきて。すみません。助走を。 かっこ悪いとこ見せしました。気を取り直してこの、あ、ちょま。どこまで行くの。バンナーカップ的ジオマイム。バンちゃん。それみたいな取り方しないの。ハードル減らさない。触らないで。分かった。すいません。何回も何回。ちゃんと練習時間です。時間です。おふざけは。ここまで。限界の広さ。こっち。 Arkadaşlar öyle bir yere geldik ki sanki Japonya'da değiliz. Sanki Güneydoğu Asya'dayız, sanki Tayland'dayız, sanki Vietnam'dayız. Öyle bir pazara denk geldik. Çok acayip. Çok renkli. Her türlü yiyecekten bulabiliyorsunuz. Sokak yemekleri full 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 yani. Şimdi tam dibini girip gideceğiz. Az kaldı şurası. Burası Ameya Yokocho marketi. Pazarın göbeğinde bir tane temple var. Budist temple'ı. Burada her türlü ürünlerden bulabiliyorsunuz. Her türlüsünden. Adamlar paketlerin içinde ahtapot satıyorlar ya. Ahtapot. Bu da kurutulmuş ahtapot. Bakın. Kurutulmuş ahtapot satıyorlar. Burada da sallangoz satıyorlar. Paketlerin içinde sallangoz. Bakın. Adamlar şeker satar gibi sallangoz satıyorlar ya paketlerin içinde. Unutmayalım ki burası Uzak Doğu sonuçta. Bakın burada millet yemek yiyebiliyor burada, sokak yemekleri. Burada her türlü yemekten var. Çeşit çeşit. İstemediğiniz kadar yemek türü var burada. Kestane satıyorlar, kestane. Tabu değişik değil mi? Evet, değişik kestane. Bandı değişik geldi. Sanki Japonya'da değiliz arkadaşlar.
Sanki daha çok Tayland'da falanız. Her türlü kuru yemişten satıyorlar burada da. Her türünden. Ama bunlar bizim bildiğimiz kuru yemişten değil. Adamlar mesela burada ahtapot satıyorlar. Yılan balığı satıyorlar. Hayır, yılan balığı satıyor adamlar işte. Burada balıkçılar çok, onu fark ettim. Hep deniz ürünü falan satıyorlar. Canlı balık. Evet. Bunlar daha canlı ya. Kumulluyorlar daha. Daha canlı bu yengeçler. Ama birkaç zaman içinde mideye inecekler. Burada arkadaşlar hep lokanta, küçük küçük lokanta. Sokak lokantaları yani. Sokak yemekleri satan yerler hep. Açık açık etleri böyle muhafaza ediyorlar. Domuz ayağıydı değil mi o? Domuz ayağıydı. Nasıl yiyorlar onu ya? Yani arkadaşlar, Japonya'da böyle bir yerle karşılaşacağımı tahmin edememiştim daha önce. Japonya'da daha önce söylediğim gibi sokak yemekleri olayı yok. Ama demek ki bu Ueno'da varmış. Bakın ortalık cıvıl cıvıl, kalabalık, ana baba günü gibi. Her taraf sokak yemekleri, lokanta falan. Japonya'da da bunu görmüş olduk yani. Yılan balıkları canlı ya. Vallahi canlı. Hayvan öldükten sonra bile kımıldamaya devam ediyor. Bakın nasıl kımıldıyor. Hani kameradan belli mi bilmiyorum ama hani canlı canlı adam her şeysini kesti ve böyle organlar biraz kımıldamaya devam ediyor. Yani geri kalan organları diyelim. Canlı olanlar. Yazık, ölümü bekliyorlar. Zaten bu Japonlar yılan balığını aşırı tüketiyorlar. Çok yılan balığı yiyorlar burada. Ve burada her tarafta yılan balığı lokantalar var. Mesela bakın, burası da yılan balığı yapıyor. Herhalde yılan balığı bolluğu var burada Japonya'da. Evet, Tokyo'nun kenar mahallelerine gittiğiniz zaman hayat hemen direkt böyle oluyor. O modern hayattan, modern caddelerden, hani her taraf gökdelen, ışıl ışıl ekranlar, binlerce, belki milyonlarca insanların bir arada toplandığı o şehir merkezinden çıktınız mı, hemen şöyle yerlerden geçiyorsunuz. Ve şehir merkezinde çok uzak yerler değil aslında buralar. O otantik Japonya'ya, sakin Japonya'ya dönmüş oluyorsunuz. Gitmiş oluyorsunuz.
Böyle kenar mahallelerde gezmesini seviyorum çünkü her an her şey çıkabiliyor karşınıza. Böyle minik küçük şirin bir kafe çıkabiliyor. Tipik bir Japon kafesi falan gibisinden. Çay evi. Ondan sonra mesela farklı farklı aktivitelerle de karşılaşabiliyorsunuz. Minik böyle işletmeyle. Çok değişik, hiç hayatınızda görmediğiniz. O yüzden bu tür ara sokaklarda gezmesini seviyoruz. İyi oluyor. Hem daha sakin gezmiş oluyorsunuz. O kaostan biraz kurtulmuş oluyorsunuz. Bazen Japon nineler, dedeler falan karşınıza çıkıyor. Sizinle konuşmaya çalışıyorlar. Ortalığın sakinliğini bir dinleyin. Yani kuş sesleri haricinde hiçbir şey duyamıyorsunuz. O çok güzel. Evet, Japonya'nın altını üstünü getirdik. Tokyo'dan Osaka'ya, Osaka'dan Hiroşima'ya, Hiroşima'dan Kyoto, Tokyo derken tüm Japonya'yı gezdik diyebiliriz. Yani kuzey ve güney hariç tabii, en uç noktaları hariç. Japonya ile alakalı size her şeyi göstermeye çalıştık. Yaşantılarını, hayat koşullarını falan filan, işte gezilecek noktalarını. Umarım videolarımızı daha doğrusu beğenmişsinizdir. Umarım başka ülkelerde yine tekrar buluşuruz. Bizim için Japonya'dan bu kadar. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Sağlıklı kalın, huzurlu kalın. Japonya'dan size ciao. Sayonara. Sayonara.